Merhaba arkadaşlar, eğitim alanındaki duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre devlet yetiştirme kursları başvuruları başladı. Bu başvuruları nasıl yapmalı ve şartları nelerdir onlardan bahsedeceğim. Öncesinde bu tür duyurulardan, başvurulardan ve tercihlerden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bu videoyu kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha fazla kişinin yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Başvuruda bulunduğunuz alanın kursunun açılması için minimum 10 kişi ihtiyaç var. Eğer 10 kişi olmazsa kurs açılmayacaktır. Bu kursları arkadaşlarınıza duyurmanız önem arz edecektir. LGS sonuçları açıklandığı zaman kanalımızda duyuru yapacağız. Kimler, nerede, kaç puan yapmışlar ve nerelere tercih edecekler, tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz, bu konuyla ilgili videomuzu kanalımıza yükleyeceğiz. Son olarak 2020-2021 öğretim yılı için e-kayıt uygulaması sonucu adres bilgilerinize göre ana sınıfı, ilkokul veya ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptırmanız gereken okullar açıklandı. İlgili videoyu kanalımıza yükleyeceğiz. Bizi takip ederek bu tür gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi devlet yetiştirme kurslarına nasıl başvuru yapacağız onları anlatalım. İlk olarak Google'a e-kurs yazıp aratıyoruz. Karşımıza çıkan ilk linke tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra böyle bir ekranla karşılaşacağız. Buradan öğrenci girişi butonuna tıklıyoruz. Okul kademimize uygun giriş yöntemiyle sisteme giriş yapmamızı bizden istiyor. Eğer e-okul öğrenci girişiyle sisteme giriş yapacaksanız bu butona tıklıyorsunuz. Açık lise öğrencisiyseniz ve kursa başvuru yapmak istiyorsanız bu butona tıklayacaksınız. Mezun öğrenciyseniz ve kursa başvuruda bulunmak istiyorsanız bu butona tıklayarak sisteme giriş sağlayıp kurs başvurusunda bulunabileceksiniz. Bizler e-okul öğrenci girişiyle sisteme giriş sağlayacağız. Bu nedenle buradaki butona tıklıyoruz. Bilgilerimize girmemiz gereken bir alan var. Buradaki bilgileri doğru bir şekilde doldurup giriş yap butonuna tıklıyorum. Karşımıza kurs sistemi çıkacak. Burada sol kısımda öğrenci işlemleri var. Öğrenci işlemlerine tıklıyorum. Bir kere daha tıklayacağım. Daha sonra kurs başvuru işlemlerine tıklıyorum. Böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Burada bilgileriniz yer alacaktır. Telefon numaranız ya da mail adresiniz kayıtlı değilse onları kaydedin. Daha sonra kurs almak istediğiniz dersi ve ders öğretmenini seçerek kurs talebinde bulunabileceksiniz. Mesela burada Arapça dersi var. Öğretmen seçinize tıklayacaksınız. Okulunuzda bulunan öğretmenler karşınıza çıkacaktır. Burada hangi öğretmenden kurs almak istiyorsanız öğretmeni seçeceksiniz ve dersi kurs listesine ekle butonuna tıklayarak kurs başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Aynı şey diğer dersler için de geçerli. Buradan öğretmeni seçeceksiniz ve dersi kurs listesine ekle diyeceksiniz. Başta da söylediğim gibi burada önemli olan şey minimum 10 kişiye ulaşmaktır. 10 kişiye ulaştıktan sonra kurs açılacaktır. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalımız bir eğitim platformu. Eğitim alanındaki duyurular, başvurular, tercihlerden anında haberdar olabilmek için mutlaka kanalımıza abone olup bizleri takip edin. Tekrardan görüşmek dileğiyle.